Sayın Başkan, Sayın Bakanım, sözlerime Gaziantep'te devam eden projeler ve sağlık çalışmaları konusunda birkaç husus ile son vermek istiyorum. Öncelikle Oğuzel ilçemizde yapılması planlanan ve yatırım programına alınan 50 yataklı hastane için teşekkür ederim. Bir an önce temel atılmasını bekliyoruz inşallah. Şehir merkezimizde bulunan çocuk hastanesinin yanında ve temel atma işlemi gerçekleşen 400 yataklı ek bina için ödenek talebi il müdürlüğünce yapılmıştır. Bu projenin sağlıklı devam edebilmesi ve gününde vatandaşlarımızın hizmetini açılabilmesi için talep edilen ödeneğin hızlandırılması ve sonraki ödeneklerin düzenli olarak gönderilmesi de önem arz etmektedir. Şehit Kamil ilçesi Beykent'te yapılacak olan 400 yataklı hastanenin planlamaya alındığı haberini öğrendik ve bu bölgemizin ihtiyacıydı. İnşallah bir an önce temeli atılır. 25 Aralık Devlet Hastanesi'nin yenilenmesi ve ek bina inşaatına başlanmış destekleriniz için teşekkür ederim. Nur Dağı'na da en az 50 yataklı bir hastane ihtiyacı oluşmuştur. Nur Dağlı hemşehrilerim de bunu beklemektedir. Birinci basamak sağlık hizmeti sunan bireysel ve ailesel sağlık şartlarının düzenli takibinin yapıldığı, sağlık problemlerinde detaylı tetkik gerektirmeyen aile hekimliği hizmeti verilen kuruluş olan aile sağlığı merkezlerinin Gazi şehrimizdeki sayısı 172'dir. Bu sayının arttırılması ve mevcut ASM'lerin çeşitli bakım ve onarımların yapılması vatandaşlarımız için önemli bir hizmet olacaktır. Yapımı tamamlandığında Güneydoğu Anadolu bölgesinin en büyük hastanesi özelliğini taşıyacak olan Ankara ve İstanbul'un ardından Türkiye'nin 3. büyük şehir hastanesi olma özelliğini taşıyan 1875 yataklı Gaziantep Şehir Hastanesi'nin tamamlanması için atılan adımlara teşekkür ediyor. Tamamlanma süresi ve şu anki durumları ile ilgili bilgiyi Gaziantep kamuoyu merak ediyor. Bu vesileyle Gaziantep'e yapmış olduğunuz yatırımlar ve projelerden dolayı başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere tüm ekibine ayrı ayrı teşekkür eder. Bütçenin hayırlara vesile olmasını dilerim.